Bu videoda polar koordinatlarla yani kutupsal koordinatlarla tanımlanmış bir eğrinin yay uzunluğu ile ilgili bir formül elde etmeye çalışacağız. Ekranda r eşittir f teta eğrisi var. Bana bu eğrinin 2 teta mesela t eşittir 0 radyan ve teta eşittir pi bölü 2 radyan arasında kalan yay uzunluğunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, bu videoda yapmak istediğim şey bu ama videonun herhangi bir anında ilham gelir ya da kendiniz yapabileceğinizi düşünürseniz videoyu durdurmaktan ve polar koordinatlarla tanımlanmış bir eğrinin yay uzunluğu ile ilgili formülü kendi kendinize bulmaktan sakın çekinmeyin. Bu yay uzunluğunu da standart dikdörtgensel koordinatlardaki yay uzunluğu ile benzer bir şekilde bulacağız. Hemen yay uzunluğunun küçük bir parçasını belirleyelim. Evet, bu kısmın yay uzunluğunun sonsuz derecede küçük bir parçası, yani ds olduğunu düşünelim sonsuz derecede küçük dediğimde gözünüzün önüne bu kadar büyük bir şey gelmediğinin farkındayım ama tüm bu ds'lerin integralini aldığımızda hemen çiziyorum evet bu şekilde tüm bu ds'lerin integralini aldığımızda elimizdeki eğrinin yay uzunluğunu bulmuş oluruz. Öyleyse not edelim bu ds'lerin integralini alacağız demiştik. Tüm bu sonsuz derecede küçük ds'lerin sonsuz toplamından bahsediyorum. Şimdi bunu r'ler ve teta'lar türünden ifade edebilmek için öncelikle bununla x ve y'ler arasında bir ilişki kurup sonra da x ve y'lerle r ve teta'ları ilişkilendirmeye çalışacağım. Polar formla dikdörtgensel form arasında dönüşüm yaparken ki bu daha önceden de yaptığımız bir şeydi. Evet buradaki ds x karedeki sonsuz derecede küçük bir değişimin ee, bu noktadan bu noktaya ilerlediğimizde yay uzunluğundaki değişimi. Evet bunu buluruz ama bu uzunluk x'teki değişimdir ve bunu da dx olarak not edeyim. Her şeyi diferansiyel olarak yazıyorum ve bu işi bayağı matematikselleştiriyor ama bu şekilde bunların nereden geldiğini daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Biraz daha net olursak dx'i alabiliriz ve delta dx'lerden sonra da limit alabiliriz ama bu şekilde ilerlemek en azından bana daha mantıklı geliyor. Evet. Bu noktadan bu noktaya geldiğimizde x'teki değişim bu oluyor. Yine bu noktadan bu noktaya geldiğimizde y'deki değişim de budur. Yani bu da dy. Bu dikdörtgensel formdaki yay uzunluğunu hesaplamaya çalışırken daha önce de karşılaştığımız bir şeydi. ds kare kök içinde dx'in karesi artı dy'nin karesine eşitti. Evet bunun da Pisagor teoreminden geldiğini herhalde söylememe gerek yok. Bunların integralini aldığımızda da bunu elde ediyorduk. Peki bunları r ve teta türünden nasıl ifade edebiliriz? Bunun için x'in ve y'nin r ve teta türünden neye eşit olduklarını bulmamız gerekir. Evet, x r kosinüs teta'ya eşitti. Öyle değil mi? Polar formla dikdörtgensel form arasında gidip gelirken gördüğümüz bir şeydi bu. y ise r sinüs teta'ya eşitti. Buna bağlı olarak dx ve dy'nin ne olduğunu da söyleyebiliriz. dx eşittir yazıyorum. Bu noktada r'nin teta'nın bir fonksiyonu olduğunu unutmamamız lazım. Hemen yazayım. x eşittir f teta çarpı kosinüs teta. Y de f teta çarpı sinüs teta. Peki, ya dx? Bunun için çarpım kuralını uygulamamız lazım. Evet, f üssü teta birincinin türevi çarpı ikinci. Bu da f üssü teta çarpı kosinüs teta artı birinci çarpı ikincinin türevi. Evet, kosinüs teta'nın türevi eksi sinüs teta olduğuna göre bunu da eksi sinüs teta çarpı birinci yani f teta olarak yazıyorum. Çarpım kuralını uygulayarak dx'i bulduk. d teta'yı da unutmayalım. Bu diferansiyellerin sayı olduklarını kabul edersek, iki tarafı d teta'ya böler ve x'in teta'ya göre türevini bulmuş oluruz. Aynı şeyi dy için de yapalım. dy eşittir, yine çarpım kuralını uygulayacağım. f üssü teta çarpı sinüs teta artı f teta çarpı sinüs teta'nın türevi, yani kosinüs teta d de ne olduğunu bulmak için dx'in karesi ile dy'nin karesini toplamamız lazım. dx'in karesi eşittir. Tüm bunun karesini alacağız. Ben bunun karesini alıp d teta'nın karesi ile çarpmayı düşünüyorum. Evet, f üssü teta'nın karesi çarpı kosinüs kare teta eksi 2 çarpı f üssü teta çarpı f teta çarpı kosinüs teta çarpı sinüs teta ve artı f teta'nın karesi sinüs kare teta. Tabii bir de d teta'nın karesini yazacağız. Sıra dy'nin karesinde. dy'nin karesi eşittir bunun karesi. Buraya d teta koymayı unutmuşum hemen ekliyorum. Evet f üssü teta'nın karesi çarpı sinüs kare teta artı 2 çarpı bunların çarpımı yani f üssü teta çarpı f teta çarpı evet biraz uzamaya başladı ama az sonra bunun çok da güzel bir biçimde sadeleşeceğini göreceğiz çarpı kosinüs teta çarpı sinüs teta. Ve son olarak bir de bunun karesini almamız lazım. F teta'nın karesi çarpı kosinüs kare teta ve d teta'nın karesi. Şimdi ikisini toplayalım. dx kare ile dy kareyi toplarsak yazıyorum dx kare artı dy kare. Burada kosinüs kare teta çarpı f üssü teta'nın karesi, burada da sinüs kare teta çarpı f üssü teta'nın karesi var. Bunları f üssü teta'nın karesi parantezine alırsak, evet bu ikisini f üssü teta'nın karesi parantezine alır isek f üssü teta'nın karesi çarpı kosinüs kare teta artı sinüs kare teta elde ederiz ve bunun 1'e eşit olduğunu hemen fark ettiniz öyle değil mi? Harika. Sonra bir bakalım ortadaki bu terimler birbirlerinin negatifi olduğu için birbirlerini götürecekler üzerlerini çiziyorum. Benzer şekilde burayı da f teta'nın karesi parantezine alacağız. Bunların etrafını çizeyim ki daha kolay görelim. Evet artı f teta'nın karesi çarpı sinüs kare teta artı kosinüs kare teta. Gördüğünüz gibi bu da 1'e eşit olacak. Sonra bir de bunların hepsiyle çarptığımız d teta kareler var. Onu da yazalım. Bir parantez daha açayım. Evet, kapayayım ve çarpı d teta'nın karesi. Bunların d teta'nın katsayıları olduğunu da düşünebilirsiniz ve biz de bu katsayıları topladık. Bir kere daha yazalım. Temiz olsun. dx kare artı dy kare evet f üssü teta'nın karesi artı f teta'nın karesi d teta'nın karesine eşit. Bu rengi daha önce kullanmışım. Başka bir şey seçeyim mesela pembe. Evet. çarpı d teta'nın karesi. ds bunun kareköküne eşit olduğu için işin içine bir de karekökü katmamız lazım. ds eşittir Kare kök içinde bu, bu da bunun kareköküne eşit olacak. d teta'nın karesini karekökün dışına alabiliriz. Böylece geriye karekök içinde f üstü teta'nın karesi artı f teta'nın karesi. d teta'nın karesini karekökün dışına alınca da d teta elde ederiz, değil mi? çarpı d teta. Şimdi ilgi çekici bir durumla karşı karşıyayız. Bunun integralini almak istersek, bunun integralini almak yeterli. Bu integrali başlangıç teta değeri yani alfa ile bitiş teta değeri yani beta arasında değerlendireceğiz. Bu sayede kutup formundaki yay uzunluğunu hesaplamak için kullanılan formülün arkasında yatan mantığında anlaşıldığını umuyorum. R eğer f teta'ya eşitse, f üstü teta'nın ne eşit olduğunu buluruz. Bunun R'nin teta'ya göre türevi olduğunu da düşünebiliriz. Sonra bu türevin karesini alır ve f teta'nın karesi ile toplarız. Karekökünü alırız, sonra da alfa ile beta arasında integralini alırız. Evet, yay uzunluğu işte buna eşit olacak ve sıradaki videoda bu formülün nasıl kullanıldığını da göreceğiz.